Merhaba çocuklar. Geçen matematik dersinde düzlem, doğru, doğru parçası, ışın ve bunlar hakkında bilgiler öğrendik. Bugün yeni bir konumuz üçgenler konusunu işleyeceğiz. O derste üçgenlere kadar gelmiştim. Üçgen, üç farklı noktanın düzlem üzerinde, bu bir düzlemdir. Üçgen, farklı üç noktanın birleşmesiyle, ikişer ikişer birleşmesiyle oluşan bir kapalı şekil. Bu şekle biz üçgen diyoruz. Üçgenin üç tane köşesi vardır. Bu köşe, burası köşe, buraya B köşesi diyebilirim. Buraya da A köşesi, buraya da C köşesi olarak adlandırabilirim. Üçgenleri kenarları vardır. Kenar, üç kenarı vardır. Kenar, burası da kenar. Bunları örnektik. Şekil olarak bu. Üçgen. Üç köşesi, üç kenarı, özellikleri. Özellikler dediğim zaman üç noktanın ikişer birleşmesiyle oluşan kapalı bir şekildir. Niye üçgen demiş? Kapalı şekil. Niye üçgen demiş? Üçgenlerin üç tane köşesi var. Üç tane kenar var. Köşe. Burası da köşe. Burası da köşe. Evet, kaç tane köşesi oldu? Üç tane. Kaç tane kenar oldu? Üç tane. Bu kapalı şekil, şu ortadaki kısım kapalı şekil nedir? Üçgen oluşur. Üçgende üç tane açı vardır, iç açı. Burası, burası, burası. Açı. Bu üçgenin A açısı, B açısı, A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 derecedir. Demek ki bir üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Üç tane köşesi vardır, üç tane kenarı vardır, üç tane de iç açısı vardır. Üçgenleri bu şekilde bileceğiz. Evet. Üçgen işaretini A, B, C üçgen olarak da adlandırdık. Farklı şekilde de adlandırabiliriz. B, C, A üçgeni de diyebiliriz. Bunlar farklı adlandırma olur. Köşeler büyük harflerle, kenarlar küçük harflerle adlandırılır dedik. Demek ki B köşesinin karşıdaki kenar B kenarı, A köşesinin karşısındaki kenar A kenarı, C köşesinin karşısındaki kenar da, köşesindeki kenar da C kenarı olarak adlandırılır. Şimdi biz üçgenleri kenarlarına göre üç çeşit üçgen ayırıyoruz. Kenarlarına göre. Kenar uzunluklarına göre. Göre üçgenler 1 çeşit kenar. Adından da anlaşılacağı gibi çeşit. Yani kenar uzunlukları birbirinden farklı. Yani küçük kenar, daha uzun kenar, en uzun kenar bu şekilde ne yapılır? A, B, C. Çeşit kenar. Burası bir uzunluk, burası farklı uzunluk, burası daha farklı uzunlukta olur. Kenar uzunluklarına göre bu nedir? Çeşit kenardır. Yani A, B, C üçgeni bir çeşit kenardır. Neye göre? Uzunluklarına göre. Diyelim ki burası 8 santimetre, burası 10 santimetre, burası da diyelim ki 5 ya da 7 santimetre tahminen. 5 santimetre. Bu bir çeşit kenar üçgendir. Üçgenler o şekilde adlandırılabilir.
Evet. İkincisi. Nedir ikinci üçgen çeşidi? Kenarlarına göre. Eşkenar üçgen. Eşkenar. Adından da anlıyorsunuz. Eşkenar üçgen. Bu eşkenar üçgen demek kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenler demektir. Yani bir üçgen çizeceğim ve bu üçgenin üç kenarı da birbirine eşit olacak. Eşit ne demek? Bu buna eşit, paralel, bu buna eşit, bu da buna eşit. Yani eşit işlemleri A, B, C kenarları birbirine eşit. K, L, M üçgeni. Nasıl bir üçgen? Burası 8 santimetre ise burası da 8 santimetre, burası da 8 santimetre olur. Bu eşkenar bir üçgendir. Eşkenar üçgende açılar da eşittir. Burası da, burası da, burası da. Kenarlar eşitse açılar da eşit olur. 60 derece olur. 180'i 3'e böldüğünüz zaman burası 60 derece olur. Burası 60 derece olur. Silsem, desem ki çocuklar, burası verilmiş. Burası verilmiş. Bu bir eşkenar üçgendir. Bunun bu açısı kaç derece desem? Hemen 180. Bu kenar 60. Bu da 60. 120. 180'e tamamlamak için diğeri de 60 derece olur. Öyleyse eşkenar üçgende kenarlar da eşittir. Açılar da eşittir. Kenar uzunlukları da birbirine eşittir. Bir diğeri, üçüncü olan, üçüncü üçgen ikiz kenar. Kenar üçgen. Ve ikiz kenar diyoruz. Bakın ikiz. Hani kardeşler ikiz oluyor. İkiz bu bunun aynısı. Öyleyse ikiz kenar üçgende de kenar iki kenarı birbirine eşit anlamındadır. Bakın. Daha farklı çizeyim. Bakın. B, C, D üçgeni. B, C, D üçgeni. B, C, D üçgeni. Nasıl bir üçgendir? İkiz kenar. Yani şu kenarla şu kenar. Ama bu farklı. Burası 10 santimetre ise burası da 10 santimetredir. Ama burası daha düşüktü. Diyelim 7 santimetre. İkiz kenar üçgen. Bir kenarı farklı, diğer iki kenarı nedir? Eşittir. Biz bu üçgenlere ikiz kenar kenar diyoruz. Bir özellik var ikiz kenar üçgenleri. Biz buraya taban diyoruz. Taban. Üçgenlerdeki alttaki kenara biz taban diyoruz. İşte onun için ikiz kenar üçgenlerde taban açıları birbirine eşittir. Yani şöyle diyeyim. Bu iki açı birbirine eşitse, şurayı ben verdim. Örneğin tahminen ne verdim? 30 santimetre. 30 derece. Pardon. 30 derece. Taban açıları eşit. Ne yapacağım? 180 eksi 30 eşittir 150. İki eşit kenar açı olduğuna göre, iki açı birbirine eşit olduğuna göre bölü 2 75 derecedir. Yani burası 75, burası da 75 derece olarak hesaplayabiliriz. Peki, burada söylüyorum. Burası 75. Bakın, şu doğru bir açı. Bu açı doğru bir açı. Burası 75 derece ise, ben açıları gösterdim size. Dedim ki açı, doğru açı 180 derecedir. Soruyorum, 75 derece burası ise, burası kaç derece olur? Tahmin ediyorum ki hemen cevap vereceksiniz. 180 derece ise buranın 180 dereceye tamamlanması için 180 eksi 75 nedir? Evet. 105 derece olarak bulursun. Yine burası da 105. Yani şunları uzattığım zaman bakın buraya geliyorum. Şurası 45 derece ise burası 180 dereceye tamamlamak için ne olur burası? Burası nasıl bulursunuz? İleride açılar gördük ya. Burayı hemen 180'den 45'i çıkardığınız zaman ne gelir?
35 derece bir açı. Toplamları ne yaptı bu iki açının? Toplamı ne oldu? 180 dereceyi tamamladık. Ters açısı, bakın, burası da 135 derecedir. Burası da 45 derecedir. Toplamı, bunun toplamı 360 derece eder. Buna göre bu açılarında ne yaparsınız? Bulabilirsiniz. Şurasını gösteriyorum. Burası bir doğru olduğuna göre, bakın, burası 60 ise burası da ne olur? 120 derece olur. Kolu uzatırsak, kollarını uzatırsanız. Evet. 3 tane kenar özelliklerine göre 3 açıyı da gördük. Nedir? Çeşit kenar, kenarlarına göre her kenarları farklı farklı uzunluktadır. İkiz kenar üçgen, bunu da gördük. İki kenar birbirine eşit olan ve iç açılarının toplamı yine 180. Bu özellik kaybetmez. Sadece kenarlarından bir diğeri bunu yazmadık mıydı? Yazdık, evet. Eşkenardı. Bu da eşkenardı. Orayı yazmamışız başlık olarak. Burası da eşkenardı. Kenar üçgen. Burayı dalgınlığımıza gelmiş. Eşkenar üçgen, çeşit kenar üçgen, eşkenar üçgen, ikiz kenar üçgen. Kenar özelliklerine göre ne yaptık? Belirledik. Yani kenar özelliklerine göre üç çeşide ayırdık. Bir, çeşit kenar üçgenler. İki, eşkenar üçgenler. Bir diğeri de ikiz kenar üçgenler. Başka ne olabilir? Bir de açılarına göre üçgen çeşitleri var. Bunlar da üç ayrılır. Açılarına göre. Ben yazıyorum. Açılarına göre üçgen çeşitleri. Açılarına göre dediğim zaman açıları önemli. Açılarına göre. Bunlara dikkat edin. Göre üçgenler. Evet. Açılarına göre. Demek ki açı özelliğinden faydalanacağız. Yani şu içteki açı özelliklerine göre bulacağız. Örneğin dik üçgen. Bir açısı dik. Dik. Birincisi dik üçgen. Açılarından adını alıyor. Neyinden alıyor? Bir diğeri kenarlarından adını alıyordu. Bu açılarından adını alacak. Bunun adı dik üçgen. Bakın. Şuradan nokta aldım, buradan nokta aldım, buradan nokta aldım. Bunları birleştirdim. Evet. Ne oldu? Dik üçgen. Yani şu işaret üçgen, dik üçgen. Bu dik üçgen, şunu gördüğünüz zaman çocuklar, dik açı. O da eşittir 90 derecedir. Şimdi ben söylüyorum. Burası 50 derece. Burası 90 derece olduğuna göre geriye ne kalır? Burası da 40 derece olur bu açı. Bu açı da 50 derece. Bunu zaten kendi vermiş. Buna dikkat edeceksiniz. Bu işareti gördüğüm zaman bir dik açı olduğunu, yani dik açında 90 derece olduğunu bileceğiz. Dik işareti de şudur. Dik işareti. Evet. Bu da dik işaretidir. Matematikteki terimler. Dik açı işareti. Şu açı dik açıdır. İşareti. Dik açı işareti. Şimdi ikinci ne olabilir? Dar açı. İkinci üçgen dar açılı üçgen. Adını açının durumuna göre alıyor. Üçgen açıların durumuna göre. Ne diyor dar açı? Bütün açıları dar olan. Bütün açıları dar olan. Yani 90 dereceden şu 90 dereceden küçük olması gerekir ki dar açı. Ben daha önce açılar konusunda size anlattım. Nedir o zaman? Bakın. Hiç dik işareti yok. K L M büyük harflerle 29 harfi de kullanabilirsiniz. Adlandırırken. Mutlaka adlandıracaksınız. K, L, M.
M, L, K ya da L, M, K açıları köşe olduğunu biliyorsunuz. A, K köşesi. Buranın açı L açısı. L açısı. Buranın da M açısı olduğunu açı işaretinde biliyorsunuz. Buranın da K açısı olduğunu biliyorsunuz. Dar açılı üçgen. Diyelim ki şurası 70 derece. Tahminen söylüyorum. 70 derece. Şurası da ne oldu? 35 derece olsun. Evet. Ben biliyorum ki dik üçgenin bütün üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bura verilmemişse nasıl bulursunuz? Evet. Bununla bunu toplar mı öğretmenim? 180'den çıkarırım ve buranın sonucunu bulurum. 70, 105. 180'e tamamlamak için ya da 180'den 70, 105'i çıkardığınız zaman burası da ne olur? 75 mi kalıyor? 75 derecelik bir açı oluşturur. Bu da dar açıdır. Hepsi de 90 dereceden küçüktür. 89 derece açısı bile dar açıdır. 90'dan küçük olması lazım. Yani 89.9 açı dar açıdır. Sıfırdan 90 dereceye kadar olan açılara dar açılı üçgenler diyoruz. Tüm açılarda 90 dereceden küçük olduğu için biz bu açılara dar açılı üçgen diyoruz. İki üçgeni gördük. Bir dik üçgen, iki dar açılı üçgen. Dik açılı üçgen bir açısı 90 derece olacak. Diğer açıları kendimiz belirleriz. Ya da açı ölçerle bulabiliriz. İkinci üçgenimiz dar açılı üçgen. Dar açılı. Dik açılı üçgenler. Evet. Bir diğerine geçiyorum. Üçüncü bir üçgenimiz. İkinci bir üçgen. Üçüncü üçgenimiz geniş açılı. Çocuklar, buraya dikkat edin. Bir üçgende bir açı 90 derece ise diğerleri 90'dan küçüktür. Dar açılı üçgende bir açısı dar açı, diğerleri de dar açı olması lazım. Geniş açılı üçgenlerde bir açısı geniş olması lazım. O özelliğinin olması lazım. Mutlaka bir açısı geniş hocam. Bir doğru çizdim. Bir diyelim ki K aldım. Buna bir nokta daha aldım. Buna da B, L noktası dedim. Buna da L noktası dedim. Bu iki K ile L'yi birleştirdim. Gördünüz mü? Birleştirdim. Bunu tekrar K üzerinde K, doğru üzerinde bir de M noktasını aldım. Bunu da birleştirdim. Bakın. Evet. Şu açı, şuraya baktığınız zaman dik olabilmesi için bunun bu şekilde olması lazım. Şurası. 90. Bu 90 dereceden büyük. Öyleyse bu açı, burası tahminen söyleyelim 30 derece. Ne olur? 120 dereceye tamamlamış oluruz. Yani şu L, K, M açısı 120 derece. L, K, M açısı eşittir 120 derece. Peki ben size soruyorum. Buradan açılar hesaplamada burasını 20 derecede verirsem burası kaç olur? Evet, cevap alabiliyorum. Burası da topladınız hemen. 180'den çıkardınız. 40 derece öğretmenim dediğinizi duyabiliyorum, anlayabiliyorum. Demek ki üçgenleri açılarına göre 3'e ayırdık. Açılarına göre. Dik açılı üçgenler, dar açılı üçgenler, geniş açılı üçgenler olarak adlandırdık. Evet, bir özellik belirteyim. Bir üçgenin iki kenarının toplamı, dikkat et, bir üçgende iki kenar uzunluğunun toplamı üçüncü kenardan büyük olmalıdır.
Yoksa o üçgeni çizemezsiniz. Yani kenar olarak burayı şey yapalım. L kenarı, burayı küçük harfle gösteriyorum. L kenarı eşittir. Diyelim ki 7 santimetre. K kenarı eşittir. Diyelim ki 12 santimetre. Evet. Bu iki kenarın toplamı buradakinden büyük olması lazım. Burası da diyelim ki 8. Diyelim ne? Burası M kenarı 8 santimetre. Yani şununla şunun toplamı şundan büyük olması gerekir ki. Yani M kenarıyla L kenarının toplamı bundan büyük olacak. Büyük olmazsa bu üçgeni çizme şansımız yoktur. Buna bir örnek daha vereyim. Önemli bir konu. Diyelim ki bu bir üçgen. Burasına 7 santimetre. Bu A üç köşesi, B köşesi, C köşesi. Burasını 8 verdim. Burası tahminen 6 santimetre olarak belirledim. Yani A artı B büyüktür C'den olması lazım. Yani A ile A kenarı, B kenarı, C kenarı. A ile A kenarı ile B kenarı topladığım zaman C'den büyük olması lazım. Evet. Bu şekilde ne yapacağız? Bileceğiz. Evet çocuklar. Bunu daha farklı şekilde de yapabiliriz. Yani C kenarı artı B kenarı yine büyüktür. A kenarından olması gerekir. Çocuklar, bugünkü işlemlerimiz üçgenlerle ilgili anlattık. Açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler, açılarına göre üçgenler, dar açılı üçgenler, dik açılı üçgenler, geniş açılı üçgenler, kenarlarına göre uzunlukları, kenar uzunluklarına göre çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve çeşit kenar üçgen olarak belirledik. Defterlerinizde, kitaplarınızda, kaynak kitaplarınızda üçgenler konusunu açarsınız. Açılarının nasıl bulunacağını gösterdim. Nasıl hesaplanacağını gösterdim. Kenarları, çevresini daha ileriki derslerimizde bulacağız, anlatacağız. Üç kenarının toplamıdır. Üçgenin çevresini toplamak için çevre eşittir A artı B artı C. Bu kenar uzunluklarını toplama konudur. Birinden biri bilinmiyorsa, diyelim ki biri bilmiyorsa ikisini toplarsınız. Üçüncü kenarı o şekilde bulabilirsiniz. Çevresi verilmişse, diyelim ki çevresi 17 santimetre, A kenarı 5, C kenarı 7, diğer B kenarını da topladıktan sonra tüm çevre uzunluğundan çıkarır bulursunuz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.